yaşıyorlar. Keşke benim de böyle bir kız arkadaşım olsaydı. Gamze var ya. İyi de Gamze ile arkadaş gibiyiz. Ben onun için özel ve önemli olmadım ki hiçbir zaman. Ben bu işlerden pek anlamam ama Gamze için önemli olmak istiyorsan ona iyi ve kibar davranmalısın. Kızlar kibar erkekleri severler. Aman tam da Emre'ye göre. Sen karışmasana gıcık. Ama doğruyu söylüyorum. Sen tam bir çocuksun. Kızların nasıl davranacağını asla bilmiyorsun. Ağzını bir tane patlatırsam görürsün. Bak işte ne kadar kaba ve terbiyesizsin. Hiç de değil. İstersen çok kibar olabilirim. Sen mi? Bunu asla başaramazsın. Var mısın iddiasına? Herkese karşı özellikle de Gamze'ye karşı çok nazik ve kibar olacağım. Bir günü köleliğe ne dersin? Hem böylece sahne intikamımı da almış olurum. Kabul. Emin misin? Sen bana güven yavrucu. Bak nasıl kibar olacağım. Peki. İşte geldim. Neredesin kızım ya? Seni bekliyoruz 40 saattir. Şaka gibi. Kütüphanedeydim. Gamzeciğim, bahçede ıstırıkların futbol turnuvası var. Gidelim mi? Ama ben bale çalışmasına gideceğim. Sen de benimle gelsene. Belki sen de bale çalışmasına katılırsın. Kafayı mı yedin kızım? Beni okulda görürlerse bir daha insan içine çıkamam. Emre, gerçekten çok kibarsın. Bale çok güzel bir sanat dalı aslında. Neden olmasın? Yani benimle çalışmaya gelecek misin? Hay hay. Özgeciğim, saçların bugün ne kadar güzel olmuş. İşte bu gerçekten şaka gibi. Bayanlar, lütfen önden. Göreceksin bak. Sen de kısa zamanda Bali'yi çok seveceksin. Oh. Çok yakışmış. Ne diyorsunuz siz be? Ne diyor lan bu? Yani arkadaşlar, ne kadar da çok şakacısınız. Biliyorum ki siz de sanata saygılısınız. Allah Allah ya. Yürü ya. Sakın bir şey söylemeyin, yoksa fena olur. Neden? Sana zorla mı giydirdiler bu kıyafeti? Yo, kendi isteğimle giydim. Böyle benim için çok önemli bir sanat. Aferin Emre, aferin. Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Çocuklar, yaşamımızda sanatın yeri çok önemli. Biliyorsunuz, ben de opera sanatında çok yetenekliydim ama eğitimcilik aşkım ağır basınca bırakmak zorunda kaldım. Öğretmenim, bizim için bir şeyler söyler misiniz? Tabii yavrum, seve seve. Oyken şelandor le antike maskere mette aulatore. Çok güzel. Bravo müdürcüm. Harikulade söylüyorsunuz gerçekten. Efendim, çocuklar ısrar edince onları kıramadım. Alkışlara bakılırsa çok beğenmiş görünüyorlar. Sizin beğenmeniz her şeyden önemli benim için hanımefendiciğim. Hadi çocuklar, zil çalıyor. Hadi bakalım sınıflarınıza. Hadi. Tatlım. Hanımefendiciğim, buyurun. Odama geçelim. Tabii efendim, memnuniyetle. Ne oldu Gülna, neden koşuyorsun? Ay çocuklar, müdürünüze bir şey olmuş. Kendinize dikkat edin, olur mu? Benim hemen gitmem lazım. Ne oluyor? Kulina! Kulina buraya gel. Nerede? Gördünüz mü Kulina'yı? Kimse ben git demeden buradan gidemez. Kulina! Kulina! Özür dilerim çocuklar. Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl olur? Şaka gibi. Emreciğim, inan buna, bu kostüm sana çok yakıştı. Çok teşekkür ederim Özgeciğim. Gerçekten de seni futbol ve basketboldan başka bir şeyle ilgilenince rüyamda görsem inanmazdım. Bale yapma beni çok mutlu ediyor. Bak Özgeciğim, ne kadar sabırlı ve kibarım. İddiayı kazandım sayılır. Dur bakalım.
Daha zamanın dolmadı. Önemi yok, bunu yapmak benim için çok kolay. Nasılsa bu kibar çocuk iddiasını ben kazanacağım. Hmm. Ve bir gün boyunca benim kölem olacaksın. Göreceğiz bakalım. Öğretmenim, nasıl kurtuldunuz o şeyden? Bıçakla. Bıçakla kestim sonunda. Bana bunu yapanı bir bulursam, aynı şekilde onun da kulaklarını bıçakla keseceğim. Öğretmenim, iyi misiniz? İyi. Müdür kafayı yemiş değil mi? Anlaşılan burada disiplini biraz daha sıkı tutmak gerekecek. İşler iyice çığırından çıkmış bu okulda. Biraz eski usul, dededen kalma yöntemlere başvuracağız. Artık hata yapanı affetmek yok. Biraz can yanacak. Anlaşıldı. Öğretmenim, şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne yani, yaramazlık yapanı dövecek misiniz? Şunu bileydin emreciğim. Artık saygısızlık yapan, disiplini bozanların başına aynen bu gelecek. Benim canım acıyor ya. Acısın. Acısın ki bir daha terbiyesizlik yapmaya kalkma. Hadi bakalım. Sınıflarınıza. Müdürüm böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Canım yanıyor mu? Yanıyor tabii. Ya ben ne dedim ki kulağımı çekti ya? Delirmiş herhalde. Allah Allah. Yavaş sabır. Bence bu duruma daha fazla dayanamayacak. Doğrusunu istersen benim doğum odum yok. Al. Anlamadım. Şey, işte suyun özgecim. Afiyet şeker olsun. Ama bu soğuk. O zaman git sıcağını kendin al gıcık. Ne dedin sen? İyi de daha iddiayı kazanmadan istediğini yaptırıp beni köle gibi kullanıyorsun zaten. Nazlık olmak kolay değilmiş, öyle değil mi Emre'cim? Evet Özge'ciğim. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Babacığım, inanmayacaksın ama müdür bugün benim kulağımı çekti. Ne yaptın kerata yine? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadıysan niye kulağını çeksin lan? Hem dayak cennetten çıkmadır. Arada bir ye ki aklın başına gelsin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ay, buna bir şeyler olmuş. Ne dikiliyorsunuz tepemde be, otursanıza. Oğlum, aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? İstemez. Meyhaneden geliyorum. Sen hiç böyle yapmazdın. Gecikeceğini de haber vermedin. Merak ettik. Size hesap mı vereceğim be? Koskoca adamım ben. Ben Özge'nin suyunu götüreyim. Oğlum, sen cins misin ya? Bırak o suyu. Sen erkek adamsın. Onlar sana hizmet etsin. Hanım evladı gibi kızların gözüne girmek için böyle şeyler yapmak yakışıyor mu lan sana? Sen kimin oğlusun lan? Ay canım, ne var? Arkadaş onlar. Bir bardak su istemiş, o da götürüyor işte. Kafamı bozma benim. Götüremez efendim. Aa, saçmalama Hakan ya. Sen kime bağırıyorsun be? Hem sen kızının avukatlığını yapacağına, üstündeki eteğe bak bir kere. Aa. Bir daha bunu giyersen keserim ona göre. Seninkini de keserim lan ha. Adam gibi giyinin lan. Çileden çıkartmayın beni. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya. Nerede kaldı bu? Bilmem. Belki de banyoda gizli gizli ağlıyordur. Ne ağlayacağım be? Hani benim suyum? Su mu yok, git kendin al. İddiayı kaybetmek üzeresin ona göre. Başlatma iddiandan. Ne istiyorsan yap. Benim böyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. Anladın mı kızım? O halde bir gün boyunca kölem olacaksın. Vallahi elimin tersiyle bir tane patlatırsam görürsün sen köleyi. Benimle böyle davranmaya hakkın yok. Şşş! Avukatı mısın bu yamuğun be? Kapan müzik zaten. Susun da bilgisayara takılıyor. Cır cır cır. Ne oldu? Anlamadım. Çocuk bu çocuğun hali.
koysana kafayı, niye uzatıyorsun? Doğru mu? Doğru vallahi baba ya. Evladım. Hı. Emre'nin bu vurdulu kırdılı filmleri seyretmesine izin vermiyordun hani. Ne var? Erkek adam bu filmlerle büyür. Seyredecek tabii ki. Kız gibi aşk filmi mi seyretsin benim oğlum? Doğru mu? Doğru baba. Şimdiye kadar çocuklara öğrettiklerinin tam tersini öğretiyorsun Hakan. Ne var yani? Hesap mı vereceğiz güzelim? Baba, şiddet hani kötüydü? Sen konuşma. Çok bilmiş cüce. Evladım, çok olmadı mı? Dokunmasın sonra. Siz kendi işinize bakın. Bana bir şey olmaz. Hadi kız, ne bakıyorsun suratıma? Doldur şunu. Bu herif var ya, Steven Seagal. Bu işi harbiden biliyor. Öyle film icabı falan dövüşmüyor. Kırmızı kuşağı var bunun. Gerçekten mi? Tövbe yarabbim. Hadi çocuklar yatağa. Geç oldu hadi. Ya filmin en heyecanlı yeri. Oğlum sabah kalkmak bilmiyorsun sonra. Ben sana yarın anlatırım. Hadi koçum yatağa. Hadi kız sen de. Ya baba ne olmuş önce? Başka biri gibi davranıyor. Keşke hep böyle olsa, çok eğlenceli. Saçmalama Emre. Ben sana söyleyeyim kızım. Bu şokerin marifeti. İnsan öyle bir günde 180 derece değişmez. Eğer Hakan gerçekten böyle bir kişiliğe büründüyse çok fena. Alina, neredesin? Başımız belada. Ayol biliyorum. Şoker'in başımızı açtı belalardan, fenalık geldi artık. Hakan da müdüre iksir içirmiş. Aa, ben sana demedim mi? Müdürün halini gözlerimle şahit oldum. Şimdi anladım. Demek benim kulak o yüzden gitti. Hakan da tanınmayacak hale geldi. Aman Kulina Hanım, gözünü seveyim. O senin şifalı şeylerden ver de düzelsin bu çocuk. Yoksa başımız belada. Korkarım bu pek mümkün değil. Bu şoker haylazı öyle bir iksir yapmış ki geri çevirmek mümkün değil. Kütüphanede araştırdım, hiçbir şey bulamadım. Olamaz. Peki bu ne kadar sürecek? Bilmiyorum nanacığım. Normale dönecek değil mi? Ah umarım. Neyse ben gideyim de biraz daha araştırayım bari. Mutlaka bir yolu olmalı. Ah şoker ah. Hadi üzülmeyin. Hı-hı. Hala kalkamadı. Tabii o kadar içince olacağı bu. Sizce şu günü yaptığı sihirin etkisi geçmiş midir? Bilmiyorum. Ama geçmiş olmasını diliyorum. Kahvaltı hazır mı? Yaşasın aynı. Emre. Sucuklu yumurta yok mu kahvaltıda? Hemen yaparım evladım. Hadi koş. Bu senin yaptığına bir petozunu sıçırtıyorum Emre. İddiayı kaybettin. Bir gün boyunca külüm olacaksın. Hadi oradan hiçbir şeyin olmayacağım. Sen küçük mızıkçı bir çocuksun. Ve hiçbir zaman da büyümeyeceksin. Kafamı bozma benim be. Yapmayın. Kavga etmeyin. Ya. Disiplinsizlik yapmak yok demedin mi? Ama yaptığı çok kötü bir şey öğretmenim. Evet. Şaka gibi. Size anne mi söyleyeceğim? Bu işin bir çaresi bulunmazsa kulaklarım eşek kulağına dönecek. Acıdı mı? Acıdı tabii. Acıdı mı? Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Kulina. Kulina. Efendim çocuklar, acil işim var, çabuk söyleyin. Kulina, müdür bize çok kötü davranıyor. O melek müdürümüz gitti, yerine bir canavar geldi sanki. Merak etmeyin çocuklar, bu çorbayı içirebilirsem hiçbir şey kalmayacak. Geliyor. Hayırdır Kulina? Hangi rüzgar attı bakayım seni buraya?
Geçen günkü nazlanmalarından sonra gelmezsin sanmıştım. Efendim, size karşı pek de dostane davranmadığımı anladım. İşte böyle. Yola geldin demek sonunda canım. Sormayın efendim, size karşı çok mahcubum. Size kendimi affettirmek için ellerimle çorba yaptım. Bana bak kadın. Böyle şeyler getirip benim karizmamı çizmeye kalkma. Yani ben şimdi burada çocuk gibi çorba mı içeceğim? Bari biberon da getirseydin yanında. Ama efendim ne ilgisi var? Şöyle sıcak sıcak iki kaşıkçık için lütfen. Ay o kadar uğraştım. Ya git başımdan be kadın. Ne çorbası? Hadi. Tövbe tövbe. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu ne ya? Ama sultanım. Ne olur. Ne olur bir saniye dinleyin. Benim size böyle bir şeyler söylemiş olabilmem mümkün değil. Ya işinize gelmeyince hatırlamıyorsunuz demek ki. Eğer size böyle şeyler söylediysem dilim kökünden kopsun. Hiç lüzumu yok. Bunları söylerken düşünecektiniz. Artık bir daha sizi nasıl affederim bilemiyorum. Ah sultanım, sultanım. Yalvarırım bana bunu yapmayın. İcab ederse kendimi size affettirmek için ayaklarınıza kapanayım. Ne olur bağışlayın beni. Size böyle şeyler söylediğime göre ya eşek olmalıyım ya da deli olmalıyım. Emre, sen okula böyle mi geleceksin? Ne var kızım? Üzerime biraz çeki düzen verdim. Ne olmuş yani? Vay be, amma da yakışıklı oldum ha. Emreciğim, Yağmur haklı. Okulunuzun giyim kurallarına uyman gerekmiyor mu? Aman, hepimiz aynı giyiniyoruz. Bence bu çok sıkıcı. Herkes gibi giyinmek zorunda değilim. Hadi bakalım aşağı. Çok iyiyim, ben havalıyım. Okulun tek kralıyım. Kimse bana dayanamaz, yanıma bile yaklaşamaz. Hadi. Hayırdır Emre, bugün okulda gösteri falan mı var? Ya. Yani okula böyle mi gideceksin? Evet baba, çok havalıyım ama değil mi? Havalı mısın bilemem ama çok garip olduğun ortada. Oğlum böyle karanlıklar prensi gibi okula gitmene müdür bir şey demez mi? Aman ya baba, sabah sabah moralimi bozmasana. Bu benim yeni imajım. Yeni imajın mı? Evet baba, yeni imajım. Sıkıldım artık kurallardan. Hepimiz robot gibi aynıyız. Oysa benim imajımla kişiliğimi yansıtmak istiyorum. Senin kişiliğin bu mu yani? Çok çılgınca değil mi? Yaratıcı ve eğlenceli. Tövbe estağfurullah. El alemin çocuğu büyüdükçe akıllanır, bizimki büyüdükçe deliriyor. Bana bak Emre, hemen yukarıya çıkıp üzerini değiştiriyorsun. Ya baba. Aması falan yok. Okulunu bitir, eline ekmeğini al. Ondan sonra ne istersen onu giy. İstersen hiçbir şey giyme, umurumda değil. Ama şimdi hemen okul kıyafetlerini giyiyorsun. Şu saçını da doğru dürüst ara, hadi. Ama baba ya. Emre'ye itiraz istemiyorum, çok ciddiyim, hadi. Uf, aman ya. Ne giyeceğime karar veremiyorsam neden yaşıyorum ki ben? Kölelik bu resmen ya. Tamam, tamam. Neden geç kaldınız? Gördünüz mü, Özge'ye yakalandık işte. Ne yapayım? Ayakkabı ayağıma öyle büyük geliyor ki ikide bir çıkıyor. Neden bu kadar büyük ayakkabı aldı sende? Ben almadım ki, babam almış. Seneye de giyersin dedi. Uf, bu kadar da fazla ama. Her şeyimize karıştıkları yetmiyormuş gibi giyimimize de karışmıyorlar mı? Deli oluyorum ya. Ne yani? Ailelerimizin bize karışmamasını mı istiyorsun? Kızım hemen gıcıklığa başlama. Tamam biliyoruz. Onlar birçok şeyi bizden iyi biliyorlar ama izin versinler de kendi giyeceğimiz ayakkabıya da kendimiz karar verelim. O biraz da Hulusi'nin suçu. Söyleseymiş bu ayakkabı bana büyük diye. Söyledim Özge ya. Duymadın mı?
Yok, bu böyle olmayacak. Ailelerimize bizi bu kadar karışmalarının doğru olmadığını anlatmalıyız. Büyüdüğün zaman istediğini yaparsın. Ama şimdi onlar ne isterse öyle davranmak zorundasın. Sen büyüklerden yanaysan bizim yanımızdan git o zaman. Böylece hepimiz rahat ederiz. Buldum. Hayatımıza bu kadar karışmamalarını anlatmanın bir yolunu buldum. Grev yapacağım. Grev mi? Ne grevi? Onları benim çocuk olarak görmemeleri için bundan böyle aynı büyükler gibi davranacağım. Onlara muhtaç olmadığımızı kanıtlayacağım. Bu hayatımda duydum. En saçma şey şaka gibi. Hadi oradan. Peki bunu nasıl yapacaksın? Görürsünüz. Görürsünüz bak. Onlara ihtiyacım olmadığını kanıtlayacağım. O zaman ne kadar çocuk olsam da benim de bazı haklarım olduğunu anlayacaklar. Saçmalama Emre, bunu asla başaramazsın. Görürüz bakalım. Bence kesinlikle siz de benim yaptığım gibi yapmalısınız. Ben yapacağım. Ama o zaman yemeklerimizi kendimiz yapmamız gerekecek. Sonra çamaşırımız, üçümüz. Ben bunları yapamam ki. Ya. Hem o zaman harçlık falan da kabul etmemek gerekir. Hulusi doğru söylüyor. Madem grev yapacaksın, kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Yok yok, ben vazgeçtim. Bunun ne kadar mantıksız bir şey olduğunu anladın demek. Hayır, ben kararlıyım. İki gün boyunca büyüklerden hiçbir şey istemeden bir yetişkin gibi davran, ne istersen yaparım. Anlaştık. Emreciğim, bir saniye gelir misin yavrucuğum? Tabii öğretmenim. Külün Hanım'ı bugünlerde hiç görüyor musun yavrucuğum? Size gelip gidiyor mu? He, şu mesele. Farkında olmadan ona karşı bir terbiyesizlik yaptım da. Sadece ona karşı mı öğretmenim? Kulağıma hala acıyor valla. Özür dilerim çocuğum, özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Külün Hanım'a bir an önce ulaşıp özür dilemem ve beni bağışlamasını istirham etmem gerekiyor. Valla öğretmenim, Külün Hanım size çok kızmış. Ya deme. Ya ama en çok da benim kulağımı çekmenize kızmış. Bakın bir kulağıma göreninden daha büyük. Özür diledim ya çocuğum. Dedim ya, bana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Yani şimdi beni Külün Hanım affetmeyecek mi? Hiç sanma. Ah yarabbim. Yani kendimi size nasıl affettireceğim? Birazdan zil çalacak. Ben en iyisi gideyim. Otur Emreciğim, otur çocuğum. Külün Hanım'a ulaşmak için bana yardım etmeni rica edecektim. Bilmiyorum ki. Kulağımın acısı hala geçmedi. Geçici olarak sağır kalabilirdim. Ama çocuğum, özür diledim ya. Babam okulun yönetim kuruluyla görüşecekti ama ben engelledim. Emreciğim, çok iyi yapmışsın. İnan bana, bunca yıldır eğitim öğretim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sana söyledim ya, kendim de değildim. Bilmiyorum. Babam yönetim kuruluna gitme konusunda galiba hala kararlı. Kararlı mı? Aman hay aksi. Ama sakın, sakın ha. Varsa düşük olan notlarının yükseltilmesi konusunda bana hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey yapmayacağımı kesinlikle bilirsin. Yok canım, sadece teneffüslerde ticari bir faaliyette bulunmama izin vermenizi isteyecektim. Anlamadım. Nasıl bir ticari faaliyetmiş bu? İşte ben diyeceğim. Ben sana izin veriyorum ama bu mektubu da Külün Hanım'a vermeni rica ediyorum. Sizi affedeceğini pek sanmıyorum ama yine de mektubu ona vereceğim. Teşekkür ederim çocuğum. Aman sakın unutma Emin. Unutmam öğretmenim. Müdürlerle konuşuyordunuz. Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin, ben servisle gelmeyeceğim. Nasıl yani, neyle geleceksin peki? Çocukluk dönemini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin, ben otobüste geleceğim. Servisin parasını babam ödediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın çaresine bakacağım. Şaka gibi. Saçmalama, öyle şey olur mu? Hadi yavrum, siz gidin, ben kararlıyım. Bırak şunu, nasıl olsa aklı başına gelecek, hadi yürü. Üf artık yani. Emre nerede? O otobüsle gelecekmiş. Neden? Bilmem, grev yapıyormuş. Ay ne greviymiş bu bacak kadar boyuyla. Bundan sonraki yaşamını bir büyük gibi ailesinden hiç yardım almadan sürdürecekmiş. Ay yeni yeni icatlar çıkarıyor bu çocuk canım. Of ya, otobüste neredeyse eziliyordum. O kadar kalabalık ve havasızdı ki.
koca koca adamlar ayağıma basıp durdular. Yol bitmek bilmedi. Duyduğumuza göre greve girmişsin. Nana, bu konuda lütfen bir şey söyleme. Ben kararlıyım. Başımın çaresine bakacağım. Ve böylece bana hiç kimse karışmayacak. Bir iki işim var. Onları halledip çıkacağım zaten. Aa, nereye çıkacaksın oğlum? Merak etmeyin, uzağa gitmiyorum. Makbuş, benim küçük bir çadırım vardı. Nerede o? Aman evladım. Dağıtma şimdi oraları. Aman. Olur Makbuş. Bu su kimin? Benim suyum ama istersen iç. Aman istemez. Senin mikropların şimdi bana geçer. Emre, ya Görgü babam okuyorsaydı? Ben mi bileyim? Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Babam ben izin alacak halim yok herhalde. Kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi ona göstermeliyim ki bana karışmasın, anladın mı? Bakmış buralarda bir yerde çekiç olacaktı. Dur be evladım. Başımıza iş çıkarma şimdi. Üf, hadi Makbuş. Beni engellemeye kalkma. İstediğim alt tarafı bir çekiç. Hay Allah. Tövbe estağfurullah. İçeride alet çantasının yanında işte oğlum. Dışarıda çadırda kalacaksın. Onu anladık. Peki ne yiyip ne içeceksin? Hı? Gelirken kraker, bisküvi falan aldım. Hay aksi. Akşama da en sevdiğin yemek köfte ve patates kızartması vardı. Ya. Hı hı. Olur. Birkaç güne kadar para kazanmaya başlayınca istediğimi yiyebileceğim zaten. Bakalım daha neler duyacağız. Kızım, içeriden servis tabağını getirir misin? Hı? Tamam, hadi. Yola baş koydum. Asla dönmeyeceğim. Yazık. Of. Odamdan bazı eşyalarımı almam gerekiyor. Ben de sana yardım edeyim. Demek bizlerin yardım olmadan yaşamaya karar verdin. Evet baba. Bana kızmanı istemem ama benim de bazı haklarımın olduğunu anlatmanın başka yolu yoktu. Yo, kızmıyorum. Aksine yaptığını çok cesurca ve kişilikli bulduğumu söylemeliyim. Aman evladım, öyle şey olur mu? El kadar çocuk nasıl başının çaresine bakacak? Hayır Makbuş Sultan. Madem Emre onun yaşantısıyla ilgili yaptığımız şeyler yüzünden ona karıştığımızı düşünüyor, o halde bırakalım istediği gibi davransın. Aynen öyle. Yani bizden bir şey talep etmeyeceksin, biz de sana karışmayacağız, öyle mi? Aslında bu pek doğru bir düşünce değil ama madem kararını verdin, bize de buna saygı duymak düşer. Makbuş, biraz daha patates kızartması alabilir miyim? Tabii. Oh, çok güzel pişmiş, nefis gözüküyorlar. Bunlardan da yiyemiyor olman ne kadar kötü değil mi Emreciğim? Birkaç köfte ve biraz kızartma yüzünden kararımdan vazgeçecek değilim herhalde. Beni asla kandıramayacaklar. Kim var orada? Ya istemiyorum diyorum Makbuş ya. Neden anlamıyorsun?
Oğlum yemeden olur mu hiç? Bak içime sinmiyor. Hadi. Makbuş, eğer bu yemeği yersem yaptığım grevin ne anlamı kalır söyler misin? Hadi oradan kokaracağım. Açlık grevi yapmak sana mı kalmış? İki lokma yiyiver, bir şey olmaz. Sonra devam edersin grevine. Ben kraker yedim, tokum. Hasbinallah. Bak, ben burayı bırakıyorum. İster ye, ister yeme. Tövbe tövbe. Her gün yeni icat çıkarıyorlar başıma. Aa, ne bu? Olmaz. Of, zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Biraz sonra da en sevdiğim dizi başlayacak. Acaba misafirmiş gibi gitsem olur mu? Yok yok, ilk günden pes etmiş gibi olmayayım. Yani Makbuş, şu kızartmayı bırakmakla hiç de iyi yapmadın. Kim var orada? Ah. Şoker. Ah. Senin ah. Ne işin var burada? Ah. Ah. Öldüm ya. Ah. 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 Tabanlarım şişti. Ah. Ah. Saatlerdir yürüyorum. Neden sihirle gelmedin? Aa, bilmiyor musun? Kulle benim tüm sihir güçlerimi aldı. Sonra da dünyaya postaladı. Öyle mi? Maalesef. Ben de sizin gibi sefil bir hayat yaşamak zorundayım artık. Hayırdır? Senin ne işin var burada? Ha? Seni de mi evden kovdular yoksa? Hayır, burada yaşamayı ben kendim istedim. Bundan sonra kimseye ihtiyacım olmadan yaşayacağım. Böylece bana kimse karışmayacak. Aferin. Sen tam benim kafadansın Emre. Oo. O da ne? Hayır. Buna izin veremem. Sonra benim yediğimi zannederler. O zaman grevim bozulmuş olur. Ama Emrecik, bak saatlerdir yürüyorum. Karnım o kadar aç ki. İnsafsızlık etme canım. Şundan iki çatal alayım, ne var? Kesinlikle olmaz. Üzerime gelirsen avızım çıktığı kadar bağırırım ona göre. Aman iyi, tamam tamam. Of. Nedir beni bu dünyadan çektiğim canım? Nasıl gidiyor bakalım? Nanacık nasıl? Nana erkek oldu. Aa, yapma ya. Ne komik. Erkek oldu ha? Boşuna numara yapma. Seni yaptığını biliyorum. Ayrıca benim için süper oldu. Hafta sonu halı saha maçına gideceğiz. Peki Nana durumundan memnun mu? Bilmem. Hop, sakın ha. Aşıktan midem kazanıyor ya. Bir çatal çıkalayım. Kimse anlamaz ya. Olmaz dedim ya. Lütfen bırakır mısın kolumu Hakan? Ya, Simge durup dururken ne oldu şimdi? Bu konuyu artık konuşmak istemiyorum. İyi geceler Hakan Bey. Nasıl gidiyor? Çok iyi, rahat ol. Şey baba. Evet. Birazdan sevdiğim dizi başlayacak. Şey, rahatsız etmezsen misafir olarak gelip izleyebilir miyim? Gel bakalım. Birazdan geliyorum o zaman. Ya Emre ya, bak çok acıktım. Dayanamayacağım ama. Aman Şoker, zaten kendi derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayayım. Şurada onurlu ve gururlu bir mücadele veriyoruz herhalde. Ya açlıkla mücadele olur mu oğlum? İzin ver, şundan bir çatal alayım ha. Olmaz dedim. Olmaz mı? İyi, o zaman ben de seni yerim. Bak şunu al ne olursun. Az daha her şey berbat oluyordu. Aa, neden yemedin oğlum? Yemeyeceğimi söylemiştim ama Şoker yemeğime göz dikti. Eğer yerse benden şüphelenirsiniz diye tabağı getirdim. Aa, Şoker burada mı? Evet, bahçede. Ben ona şimdi gününü gösteririm. Geç oldu, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Emre, bırak şeyin adı da. Gel yukarı çıkıp yatalım. Olmaz Yağmur. Merak etme. Benim keyfim, rahatım çok yerinde. Oğlum kapının önünde yatılır mı? Başına bir şey gelir. Merak etme Makbuş. Ben onu kontrol ederim. Bir şey olmaz Makbuş'cum. İyi geceler. İyi geceler. Ben de yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Nana. Yani Nana'nın abisi. Ya Şoker, ne yapmışsın buraları ya? Ne yapayım? Çok açtım, yiyecek bir şeyler aldım. Ben şu
şunu bana, onlar benim sabah kahvaltım. Aman yedik sanki. Tabii yemişsin, şu hale bak. Hadi git artık, buradan uykum var. Gidecek yerim varmış gibi. Nereye gideyim ben? İzin ver, şu köşede kıvrılayım yatayım. Olamaz, ikimiz sağmayız. Bak bak, kuşun tavasını alıp gelirim ona göre. Sihir gücünde yok, hiçbir şey yapamazsın bana. Tamam, tamam ya. Arkadaş dedik, bağrımıza bastık be. Taş çık, taş. Çekil lan, çekil. Hadi, hadi, hadi. Ben gider şurada yatırım. Hadi. O şoker ya, of. Ne yapmıştın buraları? Gel bakalım manacık. Hep yağmurla yatacak değilsin ya. Böylelikle korkmam da. Ben buraya nasıl geldim? Gece gözbebeğe dönüşmüştün. Ben de seni yanıma aldım. Gitmem gerek. Emre, bu durumda kararlı mısın? Çok zor ama devam etmek zorundayım. Hemen pes edemem. Uf, otobüste gideceğim için hemen çıkmalıyım. Al çok şeker, kahvaltımı bitirmiş. Her tarafım tutulmuş. Şeker, beni nasıl bu hale getirirsin? Sakın ha Nana. Hep bunu deneme bile. Seni bu durumdan ancak ben kurtarabilirim. Haklısın galiba. Vay be. İyi ki hep erkek değilsin. Yoksa canımı okurdun gerçekten. Ha şunu bileydin. Emre, ben gidiyorum. Sizinkiler beni görmesin. Tamam. Hadi Şöker, sen de. Tamam. Emre, iyi misin? Ah, Emre. Bu şitenin üstünde nasıl uyudun? Çok rahatım Akmış, merak etme. Hadi Yağmur, okulda görüşürüz. Otobüste geleceğim, ben sancak yetişirim. Emre oğlum, şu durumu biraz abartmıyor musun? Ben bu konuda kararlıyım. Endişelenmeyin. Bir gece daha dayanamaz, pes edecektir. Göreceksiniz. Gel vatandaş, gel. Vatan geminin malları bunlar. Gel, gel. Bu kaça? Borcun hala, dikkat et. Sadece 2 TL. Al. Bereket versin, yine bekleriz. Bu ne kadar? 1 TL. Teşekkürler. Gel vatandaş, gel. Vatan geminin malları bunlar. Her şey sudan ucuz. Hadi gel, gel. Bari bir tane daha mal satayım. Tam 4 tane hamburger alacağım. Açlıktan ölmek üzereyim ya. Gel vatandaş, gel. Şaka gibi. Gel vatandaş. Emre ya, ne yapıyorsun? Ayakta kalmam gerek Yağmur. Yoksa bir gün daha dayanamam. Ekmek parası ne yaparsınız? Gel vatandaş, gel. Emir oğlum, biraz gelir misin çocuğum? Gülüne Hanım'a mektubumu ilettin mi? Aa, unuttum. Aa. Şu sıralar çok zor bir dönemden geçiyorum öğretmenim. Ama bana söz vermiştin Emreciğim. Neyse, bir daha görürsen bunu beklediğini mutlaka söyle, olur mu? Mektubu da vermeyi unutma. Tamam öğretmenim. Gel bakalım.
ancak iki hamburger parası kazanabildim. Uykusuzluktan da gözlerim kapanmak üzere. Ufaklık, sen ver bakalım o paraları bize. Nedenmiş? Ben bunları bileğimin hakkıyla kazandım. Hadi oradan. Ya ne yapıyorsun be? Hadi al paraları, al paraları. Hadi, kaçalım, Emre, iyi misin? Sayılır. Emre, gel vazgeç bu işte. Okulunu bitir, bir işe gir. Ondan sonra her istediğini yap. Ama bence ayakların üzerinde durmak için daha çok küçüksün. Galiba haklısın. Bana bir hamburger ısmarlar mısın? Çok acıktım. Tabii ki de.